Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kalorifer karardı. Onları parlatmak için, onlardan arındırmak için siyahlıktan kül alıyorum. Odun külü bu. Bak. Deterjan gibi oldu kül. Ne güzel oldu. Eskiden Ülker Hanım bu külle çamaşır yıkardı, biliyor musun? Biliyorum biliyorum, başta yıkardı. Çok yumuşacık yapardı yani. Evet. Odun ateşinde pişirdik, yemekleri karardı. Tencereler şöyle. Süt pişirdik, sütün dibi tuttu. Bunları şimdi yıkayıp parlatacağım. Kül. Küle batırıyorum. Kül yoksa ince çamurla. İşte kül var ya, ocak yapıyorum. Ha, var anne, var, kül aldım. Kül yoksa ince çamurla parlıyor tencere. Pırıl pırıl oluyor. Çok pişirdim. He? Pişirdim. He, çok iyi. Kokeli senin oğlu, etrafını değerliyorum. Evet, yapacağız anne şimdi işte. Onu bile yapma fırsat olmadığını gördüm. İşte adam, çamurla. Fırsat yok yani, onu bile yapma. Burası it, burası it. Ey! Burası it, burası it. Orası it, burası it, hiç anlamadan geldi gün. Hiç oturmadık kız, biz koşa koşa mafa olduk ha. Oturmadık. Kabak mı çapalayacaksın? Erken daha çapası için kabak. Evet. Biraz da büyüsün, 2-3 gün daha kabak. Kirazlarda yok kay. Bol bol çapalarsın. Yok orada bir şey, bir kova var diye, orada diye, aynı hızlı. Külle de güzel parlıyor, ince toprakla da. Her gün ince toprakla sürtüyordum, bir de külle sürteyim dedim. Kül oldu da, meşe odunu külü oldu. Güzel oldu. Aha bak anne. Bak yeni alınmış gibi oldu. Olmuş öyle. Yere pişti. Pırıl pırıl oldu. Üstünde kaynata çıkmaz o da. Yere pişti. Bak. İlker. Efendim. Çok güzel oldu. Bir kere daha sürteceğim. Anne, bir şey değil mi? Kül var ya, o kadar güzel parlatıyor, bir de köpürüyor, inanılır gibi değil. Kimle her büyüdük, yiyecekler de yaladısın hemen akıdık. Yiyecekler, çarşaflar külle yıkanırdı değil mi? Tertemiz yapardı. Ellerimizi de parçalardı. Elimi parçalar ama bak
Çok kurbanık. Bir de köpürüyor kız. Sanki deterjan atmışım gibi. Allah Allah. Nasıl güzel. Bir de bir şey köptüm var. Ayna gibi. Öyle tek tek bir. Bir şey şey. Somur somur köptüm. Ha ben... Pelit külü. Pelit külü. Meşe odunu külü. Ben fırından eleyeceğim. Ve kimin fırından eleyeceğim bilmem. Bir de köpürmesine bak Allah aşkına. Şuna bak ne yaptı tencereye. Gıcır gıcır etmediyse anne. Sanki yok, yeni... Ha o da ne elerim ya. Çelik tencereyi parlattık. Elemyona geldi sıra. Aşıladık. Tencereleri külle parlatırken çocukluğum aklıma geliyor. Bir sürahimiz vardı, su sürahisi. Her hafta haftanın bir günü dedem onu parlatırdı bize. Sırayla bir hafta birimiz bir hafta birimiz çocuktuk. Alışsınlar diye o sürahiyi dedem bize külle sürttürüp parlattırırdı. Parıl parıl olurdu. Sanki gümüş gibi olurdu. Elemiyom. Elemiyom'dan sürahi vardı. Bu da tamam. Bu da tamam oldu. Gelelim şimdi tavamızı. İçini sürtmeyeceğim. Söylememe gerek yok. Görüldüğü gibi işte pırıl pırıl oldu. Külle tencere. Hiçbir şey kalmadı. Siyahlıktan şöyle bakın. Tertemiz oldu içi dışı. Elemiyorum tencerede aynı oldu. İçi dışı tertemiz parladı. Arındı. Eski insanların tencereleri işte bu şekilde parlatıyorlardı, bu şekilde temizliyorlardı. Onu göstereyim dedim değerli arkadaşlar. Çok da güzel parladı. Çeşmenin başına toparladım bulaşıkları. Bulaşık suyu iyice ısındı. Kaynar suyu dolduracağım. Yarım bardak da Ace koyacağım içerisine. Şöyle. Bulaşık ilacı koyacağım. Çok kaynak su. Biraz ılıştırayım.
Önce bardakları yıkayacağız. Su yağlanmadan. Bulaşık suyunu yağlandırmadan bardakları yıkadık. Kurulayacağız. Ondan sonra yağlı bulaşıkları yıkayacağız. Düzgünce koyayım da kırılmasın bunlar. Vah vah çana. Vah vah çana bunlar. Kırılıverir.
Siyahlıktan eser kalmayacak tencerelerde. Pırıl pırıl yapacağım. Her şey sırasıyla. Tava. Tavamı şöyle getireyim. Siyah tencerede sürttüğüm sünger ayrı. Tabakları falan yıkadım, sünger ayrı. Tavanın burası biraz siyahlaştı ya. Yerden gayet ince çamur, toprak yani koyuyorum. Şöyle bakın. Eser kalmadı siyahlıktan. Hiçbir yerinde siyah kalmadı. Tertemiz oldu. Şöyle. Sanki kullanılmamış gibi oldu.